Serengeti düzlüklerinde hayatta kalmanın temel kuralı iyi bir koşucu olmaktır. Üzerinize gelen şeyin ne olduğundan çok ne kadar iyi koştuğunuz önemlidir. Bu topraklarda hızınız ve bacaklarınız sizi hayatta tutacak en önemli unsurlardır. Fakat bazı durumlarda sizi bunlar bile kurtaramayacağından abdestli gezmenizde fayda vardır. Nitekim aslanlar serengetinin usta avcılarıdır ve siz henüz tabanları yağlamaya vakit bulamadan ensenize çörekler olurlar. Allah'tan fakiriz de çoğumuzun cebinde memlekete bile gidecek para yok. Fakat olur da bir şekilde parayı bulursanız şu dayının yaptığı hatayı yapıp kabak gibi ortada durmayın derim. Zira aslanlar Afrika'da en çok insan ölümünden sorumlu hayvanlar listesinde zirveye oynarlar. Konumuza dönecek olursak Serengeti'de oyunun kuralını koyan aslanların asıl gücü sürü halinde ve dişilerin önderliğinde saldırmasıdır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır deriz ama şu kralın arkasında dişilerden oluşan bir bordo bereli timi vardır ki kraliyet muhafızlarına taş çıkartırlar. Geleceğin krallarının beslenmesi ve eğitimi tümüyle dişilerin kontrolünde olup yavrular için ölümü bile göze alırlar. Erkek aslanlar ise yavrulara bakma topuna girmezler. Zaten kralın pek yavru bakma konusunda becerikli olduğu söylenemez. Kendisi yavrulara mesafeli yaklaşmayı tercih ederek onların daha özgür ruhlu yetişmelerini sağlar. Afrika'nın en güçlü kedisinin asıl görevi ise sürüyü ve hiyerarşiyi korumaktır. Bazı zamanlarda dişi aslanlar tıkanıp kalsalar da erkek aslanlar ne yapacaklarını iyi bilirler ve düğümü çözerler. Sahra altı Afrikası'nda kral olmak için sürü halinde olmak ya da usta bir avcı olmak yeterli bir sebep değildir. Aslanları kral yapan şey onlara birlikte ölmeyi vazife gösteren kutsal kardeşlik bağlarıdır. Üç yıl boyunca sürüsünde bu sadakat üzerine yetişen erkek aslanlar kraliyete karşı son bir sadakat örneği göstererek sürüyü terk ederler ve göçebe aslan ünvanı kazanırlar. Göçebe aslan olarak ikili ya da üçlü gruplar halinde gezen bu kardeşler savananın en tehlikeli grubudur. Aslan sürülerinde doğal sebeplere ve yetersiz beslenmeye bağlı sebeplerle yavru ölümleri fazla olduğundan bazen de 3 yılda sadece bir erkek yavru yetişkinliğe erişir ve tek başına sürüyü terk eder. Bu yalnız kral için işler diğerlerine nazaran daha zor olsa da savanada en güçlü aslanların bu yalnız göçebeler olduğu bilinir. Balkoçoğlu der ki herkesin krallığı benim topraklarıma girinceye kadardır o saatten sonra tacını eline verir gönderirim